Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı Nisan ayı iş gücü verilerini yayımladı. Türkiye'de işsizlik oranı Nisan'da bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %8,5 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %7,2 iken kadınlarda %11,1 olarak tahmin edildi. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı. Verilere göre sanayi üretimi Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %0,7 azalış kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin cari işlemler hesabı Nisan'da 5 milyar 285 milyon dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı Nisan'da 7 milyar 649 milyon dolar oldu. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'a 2024'ün ilk 4 ayında gelen yabancı turist sayısı önceki yılın aynı dönemine göre %10 artarak 5 milyon 244 bin 936 oldu. Buna göre Nisan'da gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre %15 artış gösterdi. Rekabet Kurulu'nca Google'a otel sorguları bakımından tedbir önerilerini yerine getirmediği süre için toplam 482 milyon lira para cezası verildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu trafik sigortasında Temmuz ayında uygulanacak azami prim artışını %3,5 olarak belirledi. Altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan ani düşüşün sonrasında yatırımcıların gözü önümüzdeki hafta açıklanacak olan Fed'in faiz kararına ve ABD TÜFE verilerine çevrildi.